Muhterem hocam, kıymetli misafirler, hepiniz Taşköprüzade Sempozyumu'nun 9. oturumuna ve tebliğlerin bulunduğu son oturuma hoş geldiniz. Bu bölümün başlığı Taşköprüzade ve Bilimler. Biz hemen başlayalım. 5'te kapanış oturumuna başlayacağımıza göre. Ve Mehmet Gel hocamız bir Osmanlı alim olarak Taşköprüzade'nin siyasetle imtihanı davayı Asyap örneği üzerinden bize Taşköprüzade ile ilgili bir sunum yapacak. Mehmet Gel hocamız Bartın Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor. Buyurun hocam. Çalışıyor mu? Muhterem hocalarım, kıymetli dinleyiciler, tebliğime geçmeden önce bir iki husus hatırlatmak istiyorum. Yahut bir iki hususa dikkat çekmek istiyorum. İki gündür, üç gündür takip ediyorum programı. Öyle ağırlıklı olarak kelamcılardan ve felsefecilerden oluşan bir topluluk önünde bir tarihçi olarak sunum yapmak benim için zor olacak. Bu yüzden muhtemel hatalarımı, heyecanımı affetmenizi şimdiden istirham ederim. İkinci değineceğim husus daha önemli. Benim bu tebliğim yaklaşık 6 yıl önceki bir araştırmama dayanıyor. O zaman Kanuni devrinde 1551 yılında bir dava yaşanıyor. Dönemin en üst düzey Osmanlı alimleri dava sırasında görev alıyorlar. Bunların risalelerini toplarken aslında Taşköprüzade davaya müdahil gibi görünmüyor. Yani ilk etapta tespitlerim öyleydi. Fakat Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde araştırma yaparken yine bakarken orada aynı konuyla ilgili iki tane risaleye tesadüf ettim. Şüphelendim. Yani acaba Taşköprüzade'nin kendisine ait bir mecmuanın içerisinde geçiyor. Bu mecmua 3724 nolu mecmua. Yani bildiğim kadarıyla burada neşrine hazırladığınız bir takım eserlerin ve içinde bulunduğu mecmua. Sonra tabii Süleymaniye Kütüphanesi'nden başka nüshalara baktım. İki tane nüshası Ebu Suud Efendi'ye nispet ediliyor. Fakat ona ait olmadığına kaniyim. Yani netice itibariyle uzatmayayım. Başka verilerden hareketle bu risalelerin Taşköprüzade'ye ait olduğuna kanaat getirdim o zaman. Hala da aynı kanaatteyim. Şimdi birazdan söyleyeceklerim, eğer ileride başka bir tespit yapılırsa, bu risaleler Taşköprüzade'ye ait değil denirse, o zaman onun için geçerli olmayacak. Fakat kime aitse, o alim için aynen geçerli olacaktır, onu beyan etmek isterim. Şimdi tebliğime geçecek olursam, tebliğimin aslında iki boyutu var. Bir tarihsel boyutu, bir de fikri boyutu. Ben az önce bahsettiğim bu kitleyi hesaba katarak, tarihsel boyutunu çok kısa geçeceğim. Fikri boyutunu daha geniş ele almaya çalışacağım. Şimdi kısaca fikri boyutuna bakalım. Daha doğrusu davayı Asiyat denilen yani değirmen vakası. Bunun nasıl cereyan ettiğini kısaca aktarayım. Bu arada metni de okuyacağım, onu da belirtmek isterim. Hem Taşköprüzade'nin risalesinde aktardığına hem de diğer kaynaklarda belirtildiğine göre mevkufatçı Muhammed bin Süleyman isimli bir zat, devlet görevlisi bugünkü Yalova'da, bugünkü ismiyle Yalakaabat'ta 7 adet değirmen ve bazı binalardan oluşan muhallefatını vakfeder. Devrin Rumeli Kazaskeri Ebu Suud Efendi bu vakfı onaylar. Sonraki Rumeli Kazaskeri Çivizade Muhittin Mehmet Efendi bildiğiniz gibi para vakfına karşıdır. Bu mevkufatçının vakfettiği şeyler arasında menkul nesneler bulunduğu gerekçesiyle bunu iptal eder. Fakat bu iptalden sonra mevkufatçının o arada ölür mevkufatçı ve vasisi bu evkafı satar. Kime satar? Dönemin 4. veziri Haydar Paşa'ya satar. Bu arada şunu söyleyeyim. Dava vezir Haydar Paşa ile vezir-i azam Rüstem Paşa arasındaki bir nüfuz ve menfaat mücadelesidir aslında. Ticari nüfuz elde etme, ekonomik kazanç elde etme filan boyutu var. Birazdan bahsedeceğiz.
Fakat şey pes etmez, mevkufatçının vereseleri itiraz ederler. Derler ki bu Suud Efendi'nin görüşü doğrudur. Sultanın da haberiyle, onayıyla üçüncü bir hakimin önüne gider. Bu hakim yine dönemin bir başka Rumeli kazaskeri Bostan Efendi'dir. O da Ebu Suud Efendi'yi onaylar. Yani Çivizade'nin hükmünü iptal eder. Ondan sonra dava büyür. Vasi pes etmez. Bu sefer der ki aslında mevkufatçının vakfettiği yerden bir kısmı vakıf arazi üzerindedir. Bir kısmı da miri arazi üzerindedir. Yani devlet arazisi üzerindedir. Dolayısıyla benim satışım sahihtir. Haydarpaşa'ya der. İyice karmaşıklaşır. Yani başta vakıf mıydı, mülk müydü şeklindeki dava sonradan vakfa ilave mülkün satışı meselesine dönüşür. Bu noktada Kanuni'ye intikal eder vaka. Kanuni Sultan Süleyman, başka örnekler de var. Bu tür davaları ulema arasında ilmi tartışmaya dönüştürecek şekilde sonuçlandırmaya çalışır. Emekli, dönemin emekli Anadolu kazaskeri Malul Emir Efendi'ye bu sefer davayı dinleme emrini verir. Malul Emir Efendi davayı dinler. Bu arada 1545 öncesinde başlıyor dava. 1551'e kadar geliyor. 51'de yeni emir veriliyor. Malul Emir Efendi davayı dinler ve Haydarpaşa tarafını haklı bulur. Yani aslında bir tarafta mevkufatçının vereseleri var resmen. Fakat gayri resmi olarak Rüstem Paşa var. Kanuni'nin damadı ve Vezir-i Azam. İki vezir kapışıyor yani. Rüstem Paşa durumdan haberdar olur doğal olarak. Bu arada şunu da belirteyim. Şeyh Rüstem Ebu Suud Efendi ilk etapta yanlış bir karar veriyor. Yani vakfı onayladığında aslında miri arazi üzerinde olanları onaylamaması gerekiyor. Fakat onaylıyor. Hataen. Kendisi de itiraf ediyor bunu. Neyse sonuçta Rüstem Paşa tabii sicili biraz bozuktur Rüstem Paşa'nın. Ebu Suud Efendi ile görüşür. Dönemin bir tanının anlattığına göre. Ebu Suud Efendi'ye der ki bu davayı yeniden gördürelim. Bunun için de Malul Emir'in karşısına dönemin İstanbul kadısı Saçlı Emir Efendi'yi çıkartın. Tavsiye eder. Ebu Suud Efendi de bilmiyorum yani Kefevi Ketaibinde anlatıyor bunu. Kefevi de Malul Emir'in talebesidir. Yakından şahit olur vakalara. Tabi subjektif tarafı da var. Ama sonuçta iki alim bir araya gelir. Daha doğrusu Kanuni yeni emir verir. İstinaf emri. Yani dava tekrar görülsün der. Görülür. Fatih Camii'nde bir araya gelirler. Kefevi de bulunur orada. İtilafa düşerler yine. Birisi der ki vakfa ilave mülkün satışı sahihtir. Malul Emir Efendi'nin görüşüdür bu. Yani Haydarpaşa tarafını haklı bulan görüş. Diğeri de der ki vakfa ilave mülkün satışı sahih değildir. Bu da Rüstem Paşa tarafına hizmet ediyor sonuç itibariyle. İlmi taraf olabilir ama reel olarak böyledir. Bu vakada tabii ihtilaf ortaya çıkınca der ki Kanuni bu görüşlerinizin delil ve dayanaklarını yazın gönderin. Risaleler yazılır. Sonra birbirine havale ettirir. Cevap yazdırır. Bunlar elimizde. Bir tanesi hariç. İşte şüpheleniyorum yani. Saçlı Emir'in ilk risalesi, ikinci cevabı var elimizde. Acaba bu Taşköprizade'ye nispet edilen risaleler onun mudur? Şüphe ediyorum. Fakat şöyle bir durum var. Saçlı Emir Efendi risalesinin sonuna Farsça bir dörtlük ilave ediyor. Bu dörtlükten dolayı da Kanuni tarafından azlediliyor. İstanbul Kadılığından. Kim geliyor yerine? Taşköprizade geliyor. İlginçtir yani. Üstelik bu risalelerde Taşköprizade ile Saçlı Emir'in görüşleri aynı. Aynı şeyi savunuyorlar. Biri gidiyor yerine diğeri geliyor. Aynı vakada dava henüz neticelenmeden yani Asiyap davası bitmeden Taşköprizade İstanbul kadısı oldu. Acaba bu görüşünden dolayı mı oldu? Şimdi soruyorum. Birazdan soracağım. Yani tarihsel bu tür vakalara daha doğrusu bilgilere dayanarak kesin bir şey söylemek zordur. Fakat bu risaleleri incelediğimizde risalelerin içindeki bilgilere baktığımızda bir subjektiflik var mı acaba? Gerçekten ilmi olarak mı böyle bir görüş ifade ediyor Taşköprizade? Yoksa Rüstem Paşa'nın ciddi bir baskısı var. Yani Atayi bunu zikrediyor. Mecdi söylüyor. Yani bir taraftan Vezir Haydar Paşa'nın baskısı, öbür taraftan
Rüstem Paşa'nın baskısı falan çok net. Dolayısıyla bir etkilenme var mı? Benim asıl meselem bu aslında. Biraz önceki oturumda da bayağı bir bu siyaset düşüncesiyle reel vakalar arasında bir ilişki var mı sorusu doğal olarak soruldu ve haklı bir soruydu. Belki ona biraz daha açıklık getirir diye düşünüyorum. Şimdi bu siyasi boyutunu bitirdikten sonra meselenin ilmi tartışma boyutuna geçmek istiyorum. Sanırım o boyutu evet sizi biraz daha ilgilendirecektir diye düşünüyorum. Burayı okumak istiyorum. Taşköprüizade Kanuni'nin emriyle yazdığı risalesinde meseleyi inceler ve şöyle bir sonuca ulaşır. İkinci bir hakimin yani Çivizade'nin ilk hakimin Ebu Suud Efendi'nin yani hükmünün sahih olmadığına dair bir hüküm takdir etmesiyle mevkufatçının evkafından bazısının mülk olması muhtemel olur. Yani sonucu kabul ediyor. Bu durumda mevkufatçının vasisinin mezkür evkafı başkasına satması vakfa ilave mülkün satışı olur. Müseccel sahih vakıf 3 imamın ittifakıyla hür menzilesindedir. Hür konumundadır. Bu yüzden sahih vakfın mülke ilave edilmesi satış işleminde hürün köleye ilave edilmesinin menzilesinde olur. Satış işleminde hürün köleye ilave edilmesi ise köle hakkındaki akti bozar. Dolayısıyla söz konusu vasinin gerçekleştirdiği satış işlemi hidayede zikredilen görüşe göre batıl olur. Yani Taşköprüizade'ye göre mevkufatçının muhallefatının vasi tarafından satılması sahih değildir. Taşköprüizade'nin ifade ettiğine göre kendisi risalesinde bu görüşü ileri sürünce bazı fazıllar kitaplarda zikredilen sahih mezhebe göre müseccel vakıf ile kayıtlandırma, takyid olmaksızın söz konusu satışın sahih olduğu görüşüne binaen ve bu konuda asıl olanın mutlakın ıtlakı üzerine bırakılması olduğundan onu eleştirmişlerdir. O da müseccel vakıf ile kayıtlandırmanın gerekliliğini beyan etmek üzere ikinci bir risale kaleme almıştır. Bu ikinci risalesinde Taşköprüizade özetle şunları söyler. Müseccel vakıf akite girme şartlarından biri olan mutlak memlukiyet şartını taşımamaktadır. Bu sebeple onun satışı butlağını tam olarak batıl olur. Dolayısıyla müseccel vakfa ilave mülkün satışı da sahih olmaz. Gayrimüseccel vakfın satışı ise Ebu Yusuf'un görüşüne göre tıpkı müdebberin yani sahibi ölünce hür olacak kölenin durumunda olduğu gibi butlağını gayri tam olarak batıldır. Bundan dolayı bu tür vakfa ilave mülkün satışı sahih olur. Özetle şu açıktır ki tabi olunan şey burhandır. Bu konuda burhan usule ait kaideler ve füru'a ait örnekler gereğince müseccel vakfa ilave mülkün satışının sahih olmamasına delalet eder. Yani şunu söylüyor Taşköprüizade. Bir müseccel vakıf var, tescil edilmiş. Yani dönemin kaz askerinin kesin olarak onayladığı, sıhhat ve lüzumuna hükmettiği vakıf var. Bir de sıhhat ve lüzumuna hükmedilmeyen vakıf nasıl yapılıyor? İşte üç imama göre değişiyor. Vakfettim dediği zaman iş bitiyor. Ama bu gayrimüseccel oluyor. Ama kaz asker sıhhat ve lüzuma hükmederse o müseccel oluyor. Diyor ki Taşköprüizade, mevkufatçının vakfı müseccel, tescil edilmiş. Müseccel vakfa ilave mülkün satışı sahih olmaz diyor. Ama gayrimüseccel vakfa ilave mülkün satışı sahih olur diyor. Şimdi birazdan diyecek, karşı tarafın iddiası gayrimüseccel vakıfla ilgilidir. Sahih diyenler onu söylüyorlar aslında diyecek, kendisi kabul etmeyecek. Bu arada aynı risalesinde Taşköprüizade meseleyi inceleyiş biçimine ilişkin olarak kimi alimlerin kendisine yönelttikleri, burası ilginç, rey ile fetvalar verme, başına buyruk davranma. Siz daha iyi bilirsiniz, el istibdaat kavramını kullanıyor burada. Ben başına buyruk davranma, yani o biraz iştihat diyemeyiz belki ama rey yani. Ve arzuyla söz söyleme, Arapçası el kavl bit teşehhi şeklinde dikkat çekici bir eleştiri de belirtmektedir. Yani kendisini böyle eleştiriyorlar bu görüşünden dolayı bazı alimler diyor. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde meselenin tahliline başlarsak. Taşköprüizade Risalesi'nde esasen iki ana iddiada bulunmaktadır. Bunlardan ilki vakfa, daha doğrusu müseccel vakfa ilave mülkün satışının hür ile kölenin birlikte satılması işlemi gibi olduğundan var. Böyle bir satışta hürün köleye ilavesi köle hakkındaki akdi bozduğu için sahih olmadığıdır. İkincisi ise bunun aksini iddia edenlerin muteber kitaplardan, yani muteber fetva kitaplar, bu kendi tabiridir, naklettiği vakfa ilave mülkün satışının sahih olduğuna dair beyanların müseccel vakıf değil, gayrı müseccel vakıf ile ilgili olduğu şeklindedir. Oysa Kanuni tarafından Asiyap davasını dinlemekle görevlendirilen ve
vakfa ilave mülkün satışının sahih olduğu görüşünü savunan mütekaid Anadolu Kazaskeri Malul Emir Efendi, yazdığı risalesinde Taşköprü İzade'nin bu iddialarından farklı olarak ulemanın münhasıran müseccel vakfa ya da gayri müseccel vakfa ilave mülkün değil, genel olarak vakfa ilave mülkün hür ile köle veya müdebber ile köle menzilesinde olup olmadığı, yani genel olarak vakfa ilave mülkün satışının sahihliği meselesi üzerinde ihtilaf ettiklerini, muteber kitaplarda herhangi bir kayıtlandırma, takyid olmaksızın genel anlamıyla vakfa ilave mülkün satışının satışı ile ilgili olarak iki görüşün bulunduğunu, bunlardan esah-ı akval olanının, yani en kuvvetli görüşün bu satışın sahihliği, kavli zayıf olanın ise, zayıf görüşün ise sahih olmadığı yönünde olduğunu söylemektedir. Şu halde bu iki farklı iddiadan isabetli olanı hangisidir? Kanaatimizce iki zıt iddianın sahipleri olarak Taşköprü İzade ve Malul Emir Efendi'nin iddialarını öne sürerken takip ettikleri yöntemlere ve bu açıdan farklı yorumlarına bakıldığında mesele vuzuğa kavuşmaktadır. Şöyle ki, Asiyat davası hakkındaki hüccetinde, bir de hüccet hazırlıyor Malul Emir, mevkufatçının vakfı dışında kalan miri arazi üzerindeki emlakın Vezir Haydar Paşa'ya satışına cevaz veren Malul Emir Efendi, bu cevazına dayanak kıldığı vakfa ilave mülkün satışının sahih olduğu şeklindeki iddiasını çeşitli kitaplardan yaptığı nakillere dayandırmaktadır. Bu önemli. Başka bir ifadeyle, onun bu konuda izlediği yöntem, meseleyi Osmanlı ilim geleneğinin, fıkıh bağlamında söylüyorum, yöntemsel karakteristiği olan nakil getirmek, yani muteber kitaplardaki en sahih görüşü delil göstermek suretiyle karara bağlamaktadır. Oysa Taşköprü İzade iddiasını nakil getirmek yerine meseleyi esastan inceleyerek, bugünkü hukuki tabirle söylüyorum, yahut kendi ifadesiyle usul imamlarına riayetle, yani Hanefi mezhebi imamları Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in vakıf hakkındaki görüşlerinden hareket etmek suretiyle ortaya koymaktadır. Osmanlı ilim geleneğinin yöntemsel karakteristiğinin nakilcilik olduğu düşünüldüğünde, Taşköprü İzade ilmi açıdan oldukça dikkat çekici ve önemli olan, fakat aynı zamanda nakil yöntemine nispetle daha kolay ve makbul olmayan, bunu Malul Emir kendisi diyor, makbul değildir diyor. Genel kabul de böyle. Bu yönteme hangi sebeple başvurma ihtiyacı duymuştur? Malul Emir'in açıklamalarından hareketle bir tahlil yapılırsa, Taşköprü İzade'nin bu yöntemi izleme sebebinin ortada kendi meylettiği görüşe delil teşkil edecek kuvvetli bir naklin bulunmaması, diğer bir ifadeyle onun bir anlamda başka çaresinin kalmamış olması gibi görünmektedir. Bunu muteber, affedersiniz, kitaplardaki görüşlerin yahut ulemadan getirilecek nakillerin yapısına dair yaptığımız tahliller göstermektedir. Buraya girmiyorum, tebliğ de var. Bu tahlillerin ortaya çıkardığı durumu daha açık olarak şöyle ifade edebiliriz. Aslında Taşköprü İzade bu mesele hakkında görüş beyan edebilmek için 3 seçenekle karşı karşıya idi. O ya Malul Emir'in belirttiği ve benimsediği en sahih görüşü esas alacaktı ki bu zaten Asiyat davasında bir bakıma fiilen sorunu büyüten görüştü. Ya zayıf görüşü esas alıp savunacaktı ki en sahihi varken buna itibar edilmesi zordu. Ya da meseleyi esastan inceleyerek meylettiği görüşü ortaya koyacaktı ki Taşköprü İzade işte bu yolu seçmiş görünüyor. Bununla birlikte mesele sadece bu yolu seçip esasa girerek görüş beyan etmekle hallolmuyordu. Çünkü ortada bir de Malul Emir Efendi'nin en sahih görüş olarak belirttiği nakiller vardı ve bunları bir şekilde bertaraf etmek gerekiyordu. Taşköprü İzade bunu nasıl yapacaktı? Tarafların bu nakiller üzerindeki tartışmalarına baktığımızda Taşköprü İzade'nin bunu kendisi temyiz demekle birlikte takyit ve tahsis kavramlarına yapılan atıflardan anlaşıldığı üzere fıkıh usulcülerinin lafzın zahir olan manasından alınıp bir delile binaen zahir olmayan başka bir manaya çekilmesi şeklinde tarif ettikleri tevil yöntemiyle yapma yoluna gittiği anlaşılmaktadır. Özetle yapılan tahliller Taşköprü İzade'nin meseleye dair iddialarını esas incelemesi ve tevil yöntemlerine başvurarak ileri sürdüğünü ve savunduğunu göstermektedir. Fakat şunu hemen belirtmek isteriz ki Taşköprü İzade'nin bu yöntemlerle ileri sürdüğü iddiaları farklı yahut yeni bir boyut ihtiva ediyor görünmemektedir. Yeni bir iddia özelliği taşımamaktadır. Aksine tahlillerimiz bize aslında onun bu yöntemleri kullanmak suretiyle muteber kitaplardaki zayıf görüşü inandırıcı bir şekilde yeniden takdim etmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadığını anlatmaktadır. Diğer bir deyişle muteber kitaplardaki görüşler yahut ulemadan getirilen nakiller esas kabul edildiğinde hakikatte Taşköprü İzade söz konusu kitaplardaki görüşlerden en sahih olanını değil, zayıf olanını ileri sürmüş ve savunmuş olmaktadır. Şu halde Osmanlı
Şu halde meseleye Osmanlı ilim geleneğindeki hakim anlayış ve kabuller açısından bakıldığında sonuç olarak onun yukarıda belirttiğimiz iki temel iddiasının isabetli olduğunu söylemek zor gibi görünmektedir. Bu noktada tabii akla şu soru geliyor. Taşköprüzade gibi bir alim bir mesele önüne geldiği zaman peşin bir hüküm verip bu hükmü savunacak delil oluşturmaya mı çalıştı da böyle bir durum ortaya çıktı? Onun gibi bir alim muteber kitaplardaki en sahih görüşün ne olduğunu bile bile farklı bir yolla, tabir caizse arkadan dolaşarak zayıf görüşü hakikat olarak öne sürme gibi bir duruma niçin düşmüş olabilir? İlk soruyla ilgili olarak şunu ifade etmek isteriz ki eğer Taşköprüzade vakfa ilave mülkün satışının sahih olmadığı şeklindeki iddiasını savunurken Maulül Emir'in bu satışın sahih olduğuna dair getirdiği nakilleri gayrimüseccel vakıfla ilgili diye tevil etmek yerine bu nakillerdeki görüşlerin hatalı olduğunu, doğrunun kendi iddiası olduğunu söylemiş olsaydı, o zaman onun tamamen ilmi bir çerçevede ve farklı bir yöntemle söz konusu iddiayı ileri sürmüş olduğu söylenebilirdi. Nakilci bir ilim anlayışının hakim olduğu bir ortamda onun böyle yapmasını beklemek belki makul olmayabilir. Ama bu durum son tahlilde sonucu değiştirmemektedir. Ayrıca kendi iddiasına dayanak olarak doğrudan bir nakle referans da bulunmadığı düşünüldüğünde Taşköprüzade eğer iddiasına mesnet teşkil edecek nakiller olsaydı yine aynı yöntemlere mi başvururdu yoksa nakli ortaya koyup yani şu alim bunu söylüyor deyip doğrusu budur mu derdi gibi bir soru da bu minvalde dikkate alınmaya değerdir. Dolayısıyla mevcut durumda Taşköprüzade'nin iddiasını belirtilen yöntemlerle ileri sürmesinde subjektif bir yaklaşımın rol oynadığı, bu anlamda onun iddiasını ileri sürerken başka faktörlere hesaba katmış olduğu düşüncesi kuvvet kazanmaktadır. Nitekim Asiyat davasının tarihsel boyutunu hatırladığımızda biraz önce kısaca geçtim. Bu düşünceyi doğrulayacak şekilde Taşköprüzade üzerinde etkili olması kuvvetle muhtemel başka faktörlerin özellikle merkezi iktidar yahut siyasi iktidar faktörünün Rüstem Paşa Ebu Suud Efendi ikilisini kastediyorum. Var olduğunu görmek mümkün olmaktadır. Hocam kaç dakikamız var? O zaman burada şunu söyleyelim. Burada tekrar davanın tarihsel boyutuna dönüyorum ama kısaca söyleyeyim. Bu aşamada muhtemelen Kanuni Sultan Süleyman iki davanın yeniden görülmesi emrini verdiği esnada muhtemelen Taşköprüzade'ye risale yazması emrini verdi. O da o atmosferin kötülüğünden filan etkilenerek böyle bir görüş beyan etti. Fakat ilmi çerçevede kalıyor. Ortada ulemanın birbirine girmesi, hakaretler, iftiralar filan dolaşıyor. Bu net bir şekilde ortada. Fakat bunların içinde Taşköprüzade yok. Yani bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Onu kurtarmak adına söylemiyorum. Yani işin sadece ilmi olarak taraf olmak boyutunda kalmış. Bir iki ihtimalden söz edilebilir ama sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Bu tahliller çerçevesinde sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Aslında Taşköprüzade bir alim olarak Asiyat davasında bir bakıma iktidarla imtihan olmuş ve ideal anlamda bir alimin yapması gereken şeyin görüşünü her türlü etkiden azade bir şekilde hür iradesiyle ilmi bir çerçevede ortaya koymak olarak olduğu düşünüldüğünde bu arada Osmanlı merkeziyetçi sistemi içerisinde bunun ne ölçüde gerçekleştirilebileceği ayrı bir tartışma konusudur. Max Weber ve Halil İnalcı'nın o patrimonyal karakterine filan Osmanlı'nın düşündüğümüzde bu düşünüldüğünde zordur ama bu imtihandan yani bu çerçevede Taşköprüzade'nin bu imtihandan başarıyla çıkamamış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o bu dava kapsamında yazdığı ve vakfa ilave mülkün satışı meselesini incelediği risalelerinde davaya ağırlığını koyan Vezir-i Azam Rüstem Paşa faktörü veya Rüstem Paşa ile Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin dava sürecini adeta idari, sosyal ve psikolojik olarak kendi istedikleri istikamette yönlendirmeye çalışmalar nedeniyle subjektif bir yaklaşım sergilemişe benzemektedir. Burada Rüstem Paşa'nın tam manasıyla bir ilmiyenin üst kadrolarını dizayn ettiğini görüyoruz. Net bir şekilde. İki tane kaz askeri bu esnada azlettiriyor. Yerine yenilerini kendisine yakın olanları getirtiyor filan. Yani oraları atladığım için belirtmeye ihtiyaç hissettim. Öte yandan Taşköprüzade risalelerinde bu subjektif yaklaşımını bir boyutuyla meseleyi esastan inceleyerek kendi ifadesiyle usul imamlarına riayetle yahut kendi imasıyla
adeta fakihlik yaparak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu imayı şunun için söylüyorum. Risalenin birinin sonunda Ebu'l-Leys'ten ve Ebu Hanife'den iktibasta bulunuyor. Alimin görevinin kitaplardakileri nakletmek değil, mevzunun esasına girmek olduğu mealinde, onu da fakihlik olarak ifade ediyor. Osmanlı ilim geleneğinin yöntemsel karakteristiğinin nakilcilik olduğu düşünüldüğünde, Taşköprüzade'nin söz konusu yönteme yönelmesi, büyük ölçüde şartların zorlamasıyla olsa da, ilmi açıdan dikkat çekici ve önemlidir. Zira bu durum, 16. yüzyıl Osmanlı ulemasını fıkhi açıdan zihniyetleri, meselelere yaklaşım ve yöntemleri itibarıyla rivayetçiler, taksim salt nakilciler ve yorumcular şeklinde genel bir tasnife tabi tuttuğumuzda, ki bizce bu mümkündür, onun yorumcu kanatta yer aldığına delalet etmektedir. Ayrıca bu durum daha genel düzeyde ise Osmanlı merkezi iktidarının ilmiye tarikinin üst makamlarına yönelik tercihleriyle ulemanın tavrı arasındaki ilişki hakkında da fikir verici niteliktedir. Teşekkür ederim. Mehmet Hocam'a teşekkür ediyorum. Taşköprüzade'nin hayatı anlatırken onun kadılığı kabul etmesine diyordu. Kadılık bir ömür törpüsü. Ömür öğüten değirmen haline gelmiş görünüyor bu dava. Siyasi taraflar, baskılar falan da dikkate alındığında zannediyorum böyle bir kendi ifadesine de bu davadan hareketle atıf yapılabilir. Şimdi Recep Uslu hocamız İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Taşköprüzade'nin müzik bilimi ve müzikolojik çözümleme adlı tebliğini sunacak. Hocam buyurun. Sözlerime başlamadan önce İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne bu organizasyonu sağlayan İhsan Fazlıoğlu'nu kutluyorum. İLEM Derneği'ne ve İSTEV Vakfı'na çok teşekkür ederim. Özellikle ben 2 gündür hastaydım ve sadece bu sempozuma yetişmek için yatarak ve ilaç tedavi alarak hayatta durmaya çalışmak suretiyle geldim. Ve organizasyonun çok güzel olduğunu şu örnekle söyleyebilirim. Hasta olduğum halde İLEM Derneği sürekli olarak akşam yemeğinin nerede yapılacağını, öğlen yemeğinin nerede yapılacağını bildirmek sürekli çok ince ve zayıf bir mesajlaşma, organizasyon, iletişim örneği gösterdi. Bu hakikaten her sempozyumda görülmeyen bir şey, yani bazen gözden kaçabiliyor. Benim üzerinde duracağım konu Taşköprüzade, tabi her şeyden evvel bir din alimi, kelamla ilgili veya işte itikatla ilgili, işte şeriatla ilgili pek çok konuda yazı yazmış. Fakat yazmış olduğu bir eser var ki bu eser o günün bilim anlayışına aktarılması açısından çok önemli. Miftahu Saade, günümüzün ifadesiyle bir ansiklopedi, bilimler ansiklopedisi diyebiliriz. 16. yüzyıl Türk müziği tarihi için biraz verisi az olan bir dönem. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir ama henüz yeterince araştırılmadığını söyleyebilirim baştan. En önemli örneği de bu Taşköprüzade'nin bugüne kadar fikirler üzerinde durulan herhangi bir makale veya bir yaklaşımın olmamış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben aynı zamanda müzik bibliografisinde de yıllardır uğraşıyorum. Bu konuyla ilgili Salih Ergan, Konya'da emekli müzik alanında emekli hocamız, profesör. Vefat etmiş Onur Akdoğan'ın yine bir bibliografisi var. Türkiye bibliografisi var. Bu konularda araştırma yaparken bakılması gereken önemli bibliografiler. Ve Taşköprüzade'nin müzik bilimiyle ilgili görüşlerini aktaran herhangi bir makalenin olmaması her şeyden evvel müzik tarihimizi aydınlatacağını düşünüyorum. Çünkü bilginin az olduğu dönemlerde çok küçük cümleler bile bizim için bir aydınlatıcı olabiliyor. Sistematik müzikoloji, işte genel olarak bilimsel yaklaşımla vermiş olduğu bilgileri sistematik incelemeye alacağım.
ana kaynağında Miftahus Sade olacak. Çünkü onun diğer tercüme edilen eseri, oğlu tarafından tercüme edilen Mevzuatül Ulum da farklı bir şey getirmiyor. Aralarında ufak tefek bazı farklılıklar var. Onları da yine belirtmek suretiyle Taşköprüzade'nin müzik bilimi anlayışını veya en azından o dönemde nasıl anladığını görmeye çalışacağız. Şimdi genellikle gözden kaçırılan ana hususlardan bir tanesi müzik biliminin nereye oturtulduğudur. Şu çok iyi bilinir. Efendim, geçmişte müzik riyaziyenin ana dallarından biridir denir. Oysa sadece bu kadar mı? Onu incelemek için mecburen acaba Taşköprüzade ilimleri nasıl tasnif ediyordu? Niye riyaziyenin içinde anmıştır? Bunu daha geniş çerçevede bakmak lazım. Biliyorum, muhtemelen her ne kadar dinleyemediğimiz sen ise daha önceki bildirilerde bunu çok detaylı anlatan arkadaşların çoğunluk olabilir. Ben kısa kısa söylemek istiyorum. Taşköprüzade'nin ilimler tasnifinde önce bir yazı esas alınır. Yani kitabi ilimler denir. İkincisi ibari ilimler, yani yetişimi sağlamanız için o yazıyı düzgün yazmanız, düzgün konuşmanız lazım. Onun için dil ve gramerle ilgili bilimlere önem verir. Üçüncü olarak da bu bilimi ve yazıyı veya konuşmayı veya bilgiyi mantık çerçevesinden geçirmeniz gerekir. Onun için de ona da zihni ilimler der. Dördüncüsü de ayan ilimler der. Bu ayan kelimesi görülebilen, gözlemlenebilen veya açık, aşikar gibi anlamları var. Kelimeleri bu şekilde bakarsak günümüzde daha iyi anlaşılabileceğini düşündüğüm için en ince detayına kadar bilmenin önemi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü zaman zaman dinlediğimiz bu gibi kendi tarihimizden insanları günümüze aktarırken çok fazla Arapça ifadelerin kullanılması anlaşılmasını zorlaştırıyor. Benim Arapça hocam şöyle derdi: eğer bir cümleyi çevirirken aynı kelimeleri kullanıyorsanız o metni anlamamışsınız demektir derdi. Dolayısıyla Taşköprüzade'nin ayan ilimlerine bir inmemiz gerekir. Görülebilen, gözlemlenebilen diye anlatayım. Burayı da yine üçe ayırıyor. Birincisi hikmet ve nazari. Hikmet işte genel olarak felsefe diye çevrilen ama içerisinde farklı şeyler de barındıran bir alan. Nazari dediğimiz zaman günümüzde de kullanıyoruz. Nazariyat Türk müziğinde bir teori biçimidir. Dolayısıyla hikmet yani felsefe ve nazariyat. Bunun alt ilimleri de ilahi ilimler, tabii ilimler, riyazi ilimler ve muziki işte burada geliyor. Riyazi ilimlerin içerisinde hendese, sayı, matematik, musiki ve heyet ilmi yer alıyor. Dolayısıyla diğerlerine girmiyorum. Yani felsefe, hikmet ameli ve hikmet şer'i ilimler var. O konulara girmiyorum. Taşköprüzade'nin eserinde bilimlerin tasnifinde genel bir mantık daha var. Ona göre bütün bilimler 7 ana devhadan oluşur. Devha ağaç demektir. Bunların dallarına 7 temel bilim oturtur. Sonra her biriminin de ana bilim dalı vardır. Sonra da nevler. Başka bir yerde de fer kelimesini kullanıyor. Çeşit, dal anlamında. Bugüne uyarladığımızda bunu nasıl anlayacağız? İslam Teknik Üniversitesi Türk Müziği bölümünde temel bilimler vardır. İlahiyatta temel bilimler vardır. Birçok yerde temel bilimler vardır. Demek ki bu temel bilimler mantığı 20. yüzyılda da kullanılmış. 2000'li yıllarda işte temel bilimler nedir, bunun ismini değiştirelim diye Teknik Üniversitesi'nde bir tartışma konusu olmuştu. O zamanlar bu Taşköprüzade'yi tanımadığım için tabii bilimin de ne, nasıl ayrıldığını doğrusu anlamamışız demek ki. Taşköprüzade'nin müzik bilimiyle ilgili açıklamalarını hani bulgular diye böyle bir makalede şey vardır, bölümler vardır. O şekilde yapmak istemiyorum. Dolayısıyla direkt olarak çözümlemeye girmek suretiyle neyi nasıl anlamamız gerektiği üzerinde duracağım.
Bu arada Taşkırk Müzade'nin eseriyle, Miftah adlı eseriyle oğlunun eseri arasında çevir sırasında bir yanlış veya atlama olmuş. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Miftah-ı Saadet'de bu Musiki İlmi Şubetül Aşere 10. şubede anılırken tercümesinde 9. şube olarak geçiyor. İhsan Hocam'ın bir uyarısını ben bilmiyordum. Az evvelki konuşmacılardan birinden duydum. Eserlerin kronolojisi çok önemlidir. Yani benim de üzerinde hassasiyetle durduğum konulardan birisidir. Bir eser ne zaman yazılmıştır? Bu çok önem arz ediyor. Yazım sebepleri önem arz ediyor. Miftah-ı Saadet'in de ne zaman yazıldığı ile ilgili ben bir kayda rastlamadım. Bilmiyorum hocam. O dönemdeki eserlerin birçoğunda böyle bir yazım tarihini es geçmek gibi bir şey var. Belki yazım teknolojisi daha gelişmemiş olabilir. Ama hayatını incelediğimiz zaman görürüz ki işte son 10 yılını kör olarak geçirdiğini bildiğimize göre demek ki ondan önce yaklaşık olarak 1652 yıllarında yazıldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla 16. yüzyılın ilk yarısında olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Bu ayan kelimesinin üzerinde durmak lazım. Dolayısıyla sadece Taşköprüzade'nin müzik felsefesini ortaya çıkarmak değil, yani onun en azından katıldığı bir bilimler sınıflandırması vardır mutlaka. Yani kendisinden önce bu konuyla ilgili yazı yazanların neyi takip ettiyse, yani yazı yazanlardan kimleri takip ettiyse o ekolü öğrenmemiz açısından başka eserlerle karşılaştırılması gerekir. Onu ben yapmadım. Çünkü bütün amacımız Taşköprüzade'nin fikirlerini anlamak üzerine kuruludur. Taşköprüzade müzik bilimini şöyle tanımlar. Namelerin ve ikaların durumları, melodinin oluşturulmasının nasıllığı ve müzik aletlerinin icadı bu ilim sayesinde bilinir. Veya icadı konusunda bilgi veren bilime müzik denir diye de bağlayabiliriz işi. Şimdi burada name kelimesi bizim için şöyle bir anlam ifade ediyor. Hem sesi ifade etmesi açısından hem de melodinin bütünlüğünü ifade etmesi açısından bir kelimeyle iki şeyi anlatmış oluyor. İka kelimesiyle de hem ahengi, yani bir melodinin ahengini, hem de ritim, usul dediğimiz bir müziğin önemli alanını ifade etme açısından önem taşıyor. Dolayısıyla aslında birer kelime kullanarak ikişer anlam kastetmiş oluyor. Melodinin oluşturulmasının nasıllığı ise eşittir telif ilmi, o dönemde kullanılan kelime bu. Bugün kompozisyon veya bestecilik diyoruz. Pek çok müzikoloji tanımında göremediğiniz birkaç ilavesi var. Bunlardan bir tanesi müzik aletlerinin icadıyla ilgilenir diye bir ifade. Birçok yerde görmedim. Bu açıdan ilginç. Taşköprüzade bilimleri anlatırken İlhan hocamızın da İlhan Kutluer'in de değindiği gibi önce bir tanımını yapıyor, sonra konusunu açıklıyor, sonra da kaynakları, önemli kaynaklar üzerinde duruyor. Burada da tanımı bu şekilde yaptıktan sonra müzik biliminin konusu üzerinde durur ve konusunun salt olduğunu söyler. Sestir, yani günümüzün ifadesiyle salt Arapçası sestir. Müzik biliminin konusunu açıklarken şöyle bir ifade kullanır. Sesin insan özündeki etkisi der. Bu etki, müziğin etkisi günümüzde ise müzik psikolojisi olarak anlaşılmasını sağlayacak bir değinmedir. Sesin etkisi konusuna biraz daha eğilirsek kullanmış olduğu bazı kelimeler var. Bu müziğin faydasını ifade eder aynı zamanda. Ruhları açmak için kullanılmasını, ruhları düzenlemek, insan psikolojisini düzenlemek, kuvvetlendirmek,
bazen ruhları kabzetmek, yani sakinleştirmek, harekete getirmek, mutluluk vermek, lezzet, yumuşatma ve dönemeklik vermek, ferahlık duygusunu uyandırmak, tefekkür haline sokmak gibi müziğin etkisinden bahseder. Hatta hastalık ve savaş zamanlarında ilaç olarak kullanılmasından söz eder. Bütün bunların hepsi günümüzde müzik psikolojisi başlığı altında verilen ve yine bir başka alan müzik terapisi konusunda da ışık tutuyor. Bir müzik tanımının içerisinde, tanımının içinde yer alması veya anlatımında yer alması bugün için önemli bir katkı. Müzik biliminin alt dallarını ise şöyle anlıyor. Yeni musiki aletlerinin yapımı. İkincisi, raks ilmi, yani dans ilmi. Günümüzde bugün halk oyunlarını da buna katabiliriz. Bir de gunç ilmi diye pek çok ansiklopedide görülmeyen bir başka alandan bahsediyor. Gunç ilmi açıklarken naz ve işve ilmi, zarafet ilmi, görgü bilgisi şeklinde anlaşılabilecek bir ilim dalı. Bu alanı tanımlarken her ne kadar müzik dinimizde yasaklanmış gibi ise de naz ve işve ilmini hanımlar için mutlaka öğrenmesi gereken bir ilim olarak tasvip etmesi de ilgi çekici. Evet, Taşköprüzade müzik ilmini tarif ettikten sonra müzik aletlerinin niçin yapıldığına bir sebep söyler. Niçin müzik aletleri yapılmıştır? Bu sebep şöyle. Müzik aletleri insan sesinin lezzet vermesi durunca aradaki boşluğu süslemek için meydana getirilmiştir gibi bir tanım. Bu tanımın ilk bakışta anlaşılması zor ise de özellikle müzisyenlerin gayet iyi bildiği gibi hanende bir eseri söylerken ikinci mısraya geçerken o aradaki boşluklarda sazendenin yapmış olduğu müzikli geçişler, yani saz parçası dediğimiz bir kısmı anlatıyor. Buradan da anlaşılıyor ki bu saz parçası o günlerde de yapılabilen bir uygulama biçimi. Müzik biliminde eleştirisi var. Şöyle söylüyor müzik bilimi, daha önceki veya kendi o zamanında yapılan müzikle ilgili kitaplarda yazılan bazı bilgileri. Bu bilgilerde şöyledir, müzikle ilgili seslerin ortaya çıkışında feleklerin hareketlerinden dinlenen seslerle bu müzik bilimi, müzik sesleri arasında ilgi vardır derler. Oysa bu kelam, bu söz zahiri anlamda imkansız bir sözdür. Çünkü felsefe ilminde kesin olarak bilinir ki ve kitaplarda da yazılır ki feleklerin hareket etmesinden dolayı herhangi bir ses meydana gelmez. Çünkü feleklerin hareketi de bir çarpışma ve hava yoktur. Bu da müzik bilimine gerçekçi bir bakışı olduğunu gösterir. Beş dakikada toparlar. Evet. Bu açıklamaya dikkate alan müzikolog eski felsefeye vakıf olması gerekir. Çünkü Taşköprüzade'nin açıklamasında şöyle bir ifade vardır. Feleklerin hareketleri bir şevk hareketidir. Müessiratı olan ukule der. Ukule eski filozoflara göre kainat var olmadan önce bir ilk akıl vardı. O ilk akıldan sonra kainat var oldu. Kainatı oluşturan, harekete geçiren şey ilk akıldır. İşte bu müessiratı olan ukule kelimesi böyle anlaşılması gerekir. Kainatın oluşumundaki ilk etken. Bugün işte Big Bang teorisi diyoruz. O dönemde de böyle bir teori var. İnsan nefsi mevzun, yani ölçülü ve latif işlere aşık ve hayran olur ifadesiyle, Taşköprüzade'nin ifadesi bu, müziğin ölçülerle yapılması gerektiğinin ne kadar önemli olduğuna işaret eder.
ki bu bizim müziğimizde, Türk müziğinde hem nameler açısından, hem müzik biçim açısından, hem de ritim açısından önem arz eden birer değerdir. Taşköprüzade bunları açıkladıktan sonra, bunlarla ilgili açıklama da sayılmaz, bunlar küçük ipuçları, müzik bilimindeki kaynaklara geçer. İşte önemli eserleri saymaya başlar. Farabi'nin eserini, İbn Sina'nın eserini, hatta İbn Sina'nın eserini Kitab-ı Musika diye açıkça verir. Sonra Safiyyüddin Abdülmümin'i anar. Sabit bin Kurre diye birine bir başkasının adını anar. Ebu Vefa Züccani diye yine bir başkasını anar. Bunlarla yetinir. Oysa kendi döneminde de yazılmış eserler vardı. Keşke bunlara da değinebilseydi diyebiliriz. Safiyyüddin Abdülmümin'in eseri mesela Kitab-ı Edvar diye tanıdığımız eser, Edvar kitabı. İkinci Murat zamanından beri Anadolu'da istinsa edilen bir eser olmasına rağmen ismini almamıştır. Müzik eğitimi konusuna da değinir Taşköprüzade. Şöyle der, alanda birçok kitap vardır. Bunların hepsi sadece ilmi anlamaya faydalıdır. Konunun ameli yani pratiğine vakıf olmak için ancak becerikli bir üstadı dinlemekle işittiklerini alıştırma yapmakla olur demek suretiyle meşkin önemini anlatır. Bugün de aslında modern müzik eğitiminde meşk yani usta çırak ilişkisi birinci derecede yer tutar. Eserin yazım tarihiyle ilgili bir şeyim vardı. Baştan söylemiştim onları. O yüzden şöyle bakıyorum farklı bir şey söylemiş miyim diye. Evet, farklı bir şey söylememişim. Eserin yazım tarihiyle ilgili 1652 demiştik. Burada da o tarih çıkıyor. Ancak şöyle bir farka işaret etmişim. Gözlerinin kör olduğu ile ilgili bir tarih konusunda 1551 yılı olduğundan bahseden bazı yerler var, bazı eserler var. Oysa İhsan Hocamız 1554 demektedir. Ona da arada aşağı yukarı 3 yıllık bir fark var. Dikkat etmek lazım. Eserin yazım tarihiyle ilgili tahminimizde bu 1554'ü biraz daha destekler mahiyettedir. Müziğin dini açısından ileri sürdüğü şeylere değinmeyeceğim. Ama eserde bir yerde dini mesela musiki ilmini anlattığı yerde dini açıdan ne olduğunu söylemiyor ama alt dallarını açıklarken orada belirtiyor. Başka bir yerde de Farabi'nin ağzından saz dinlemek caizdir demeyi de ihmal ediliyor. Kendi döneminde oğlu Mehmet bir taraftan Ebu Suud Efendi'den ders alırken diğer taraftan da Aziz Mahmud Hüdayi'den ders alıyor. Aziz Mahmud Hüdayi biliyorsunuz ünlü bir Sufi ve Hüdayi tekkisinde de ilahiler söyleniyor. Bugüne kadar o günlerden gelen eserlerin var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu dini konusuna çok girmeyeceğim. Eserin hangi kaynaklardan etkilendiği konusu ise yine bir başka araştırma konusu olduğu için o konuya da şu anda giremiyorum. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Recep Usta Hocam'a teşekkür ediyorum. Sempozyumun son bilimsel sunumu İlhan Muhammed Hane tarafından yapılacak. İlhan Muhammed Hane Camiatul Ulumil İslamiyetil Alemiye de görevli Ürdün'de bir üniversite. Yok mu? Özür diliyorum. Ben Mahmud Elmusi hocamın gelmediğini düşünüyordum ama o buradaymış. Mahmud Elmusi hocamız Taşköprüzade ve Risaletuhu Eşşifali Edvab
li edva il veba ve kendisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde görevli. Tafadden üstesinde. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve muvala. عندما كنت أحضر هذا البحث لهذا المؤتمر اكتشفت أننا نجهل الكثير عن علمائنا. في الحقيقة أنا كنت أعرف طاش قبلزادة بالبيوغرافي كبير ومؤرخ كبير وكلنا يعرف كتابه مفتاح السعادة واستفاد منه وكذا. أنا لم أكن أعرف هذه السعة في العلم والعمق في العلم عند طاش قبلزادة. لم أكن أتصور هذه المنهجية العلمية التي يفكر فيها هذا العقل العلمي الكبير الناضج، أنه كيف يدخل إلى المسائل، كيف يناقش المسائل، كيف يجمع الأقوال، كيف ينتقد الأقوال. الأهم من ذلك وهذا شأن العلماء الكبار جدا، كيف يوفق بين الأقوال. التوفيق بين الأقوال كان عنده منهجا من خلال الكتاب الذي درسته. طاش قبلزادة كان ينقل عن هذا الكتاب، هو كتاب في الطب، نقل عن أطباء، نقل عن فقهاء، نقل عن محدثين، نقل عن صوفية، وحلل أقوالهم، صنف أقوالهم، اعتمد طريقة السبر والتقسيم، منهج عقلي سديد وفلسفة عالية جدا في الدخول لموضوع طبي له صلة شرعية وله صلة اجتماعية مثل هذا موضوع الأوبئة والطاعون. تعرض لجميع هذه المسائل وتكلم حولها بشكل عجيب وبجمع في الحقيقة فريد جدا. ينقل عن النووي، ينقل عن، طبعا تعرفون هذا الموضوع تناوله كثير من علمائنا سابقا من أطباء ومن غيرهم بعلاقاته المختلفة في الناحية الشرعية وغير ذلك. يعني السيوطي كتب، وابن حجر من قبل السيوطي كتب، السيوطي لخص ابن حجر. على كل أحوال هناك 11 مؤلفا مستقلا في الدراسة التاريخية أحصيتها فقط في الطاعون والوباء، طبعا ما عدا الكتب الموسوعية الطبية التي تحدثت عرضا في هذا الموضوع في بحث من بحوثها. فتراه عندما ينقل عن مثل هؤلاء هو يعلق يناقش وهو يتعقب، يقول، ينقل عن ابن حجر ثم يقول ليته أنه لو قال كذا بدلا من أن يقول كذا، وليت كلامه الذي جاء في معرض الرد على كذا هو جعله في معرض الرد على شيء آخر. إذن هو هذا ينتقد لابن حجر ولغيره من الأطباء ومن الفقهاء، كيف أن الفقهاء الذين تكلموا في موضوعات في نصوص تناولت جوانب طبية لكنهم لم يعرفوا شيئا من الطب، فكيف قصروا في هذا؟ يقول هم لم يخطئوا، هم تكلموا في حدود معرفتهم، عندهم إنصاف عجيب، لكن هم لو كانوا اطلعوا على كذا لكانوا أضافوا إلى هذا كذا. وبالعكس الأطباء الذين هم في الأصل يعتمدون على الأسباب المادية في حدوث الأمراض وفي معالجة الأمراض وتدبيرها وكذا، دون لأنهم قصرت معرفتهم عن النصوص الشرعية أصلا. هكذا يعني نحن أمام شخصية علمية كبيرة موسوعية تناولت بالإضافة إلى تخصصاتها المشهورة، تناولت التفسير والحديث و الكلام واللغة والمنطق، وتوج ذلك بالنسبة لعلوم الطب في كتابين عرفا بالنسبة إلى طاش قبلزادة، وهما كتاب
منيت الشبان في معرفة النسوان وكتاب آخر هو هذا الكتاب الذي هو الشفاء لأدواء الوباء. في الحقيقة طاش كوبليزادا لم ينحى في هذا الكتاب منحا طبيا تخصصيا، هو ليس طبيب مع أنه جمع خلاصة ما قاله الأطباء، لكن المهم في هذا الكتاب هو شيء غير هذا، غير خلاصة ما قدمه الأطباء التي نقلها لنا. في هذا الكتاب هو مزج الفلسفة الدينية المتصلة بموضوعات الكتاب التي تطرق إليها مع هذا المزج مع القضايا الطبية التي تحدث عنها تفصيلا وما ورد في ذلك من منقول ومعقول، المعقول منقول من خلال النصوص، معقول من خلال التجربة والمشاهدة وما أثبته الأطباء وما إلى ذلك، كل ذلك كان محاطا ومطرزا بتعليقات نفيسة جدا وتحريرات لمسائل شائكة ودقيقة. هذه الرسالة ألفها على مقدمة ومسلكين وخاتمة وتذييل، خصص الأقسام الأولى منها يعني ما يعادل من نصف المخطوط تقريبا للحديث عن التوكل ومعانيه ومراتبه والتسبب وما يتصل بذلك من قضية أحكام الرزق والعلاج والمداوات. سنرى كيف بنى نظريته ليصل إلى قضية التداوي، ثم فصل بناء ذلك في المسلكين بعد المقدمة ومطالب المقدمة، هذان المسلكين في ما يتصل بالموضوع مباشرة وهو دلائل من رجح القرار يعني الإقامة في الأماكن الطاعونية على الفرار منها من الأماكن الطاعونية ودلائل من رجح العكس، ثم خصص التذييل. التذييل هو كان النصف الثاني من المخطوط، المخطوط بحدود 100 ورقة، التذييل هو النصف الثاني. ماذا فعل؟ تحدث عن خصوص الموضوع يعني عن الأوبئة والطواعين من حيث أسبابها وسرايتها وحكمها وحكمتها، واختتم بعلاجها وبتدبيرها الجسماني والروحاني. هذا المخطوط له نسخ كثيرة بلغت 31 نسخة موزعة في مكتبات كثيرة، تبلغ عدد أوراق المخطوط من 50 إلى 100 ورقة بحسب النسخة. قمنا باختيار أفضل ثلاث نسخ، حققنا على هذه النسخ نص المخطوط، اعتمدنا أصلا مخطوط كاستومونو، وهو هذا المخطوط الآن محفوظ في مكتب كاستومونو، هو كان في خانقاه الخالدية النقشبندية في كاستومونو ثم الآن في هذه المكتبة. وهذا مخطوط نفيس جدا، كتب سنة 61 و900، يعني كتب في حياة المؤلف، وهو من أقدم النسخ المكتشفة، عليه تملكات وعليه وقف وما إلى ذلك. واعتمدنا للمقابلة نسختين، نسخة لالالي والحميدية المحفوظتان في السليمانية. طبعا سوف نستعرض في هذه العجالة الدراسة العلمية التحليلية النقدية للرسالة ممزوجا ببيان شيء من منهج المؤلف وببيان بعض النتائج، لأنه لا يتسع الوقت لعرض البحث. فهنا سأكتفي بإعطاء فكرة عن الرسالة من بعض التعليقات. القضية الأولى في الرسالة تأصيل المؤلف لمشروعية التداوي، خصص له المقدمة ذات المطالب الأربعة. هو ألقى الضوء على فلسفة علاج الأوبئة في الإسلام، أراد أن يبني نظرية متكاملة حول هذه الفلسفة علاج الأوبئة في الإسلام وخاصة الطاعون. من أجل أن يصل إلى ما يريد اتبع منهجا علميا يعتمد على شرح النظرة الدينية أولا لكل من التوكل والكسب، بدأ من هنا
ماذا قالوا في التوكل؟ ما هي الأقوال؟ حرر الأقوال وناقشها وبين رأيه وكذا. وكذلك الكسب. ثم انتقل إلى بيان محل كل منهما بحسب الفريقين اللذين اختلفا في التنظير لمعاني الكسب ومعاني التوكل. عندما وصل إلى هذه النتيجة وأقوال وصنف الأقوال، بنى على ذلك نظرة كل فريق لأمر آخر هو أمر الرزق، باعتبار أن الرزق يعني أهم مظاهر التوكل. وبعد أن وصل إلى ذلك انتهى لبيان ما يرتبط بذلك بالتوكل والكسب من حكم التداوي، فبين حكم التداوي بتوسع شديد عند العلماء. طبعا هذه المراحل لا وقت لاستعراضها، لكن نتيجة المرحلة الأخيرة أقف عندها، أنه جاءت في المطلب الرابع من المقدمة وعنوانه في اختلاف الفريقين المذكورين في أمر التداوي. فبين أن الفريق الأول ذهب إلى أن الأفضل التداوي، وقالوا إن الدواء سبب عادي لخلق الله تعالى الشفاء في المريض، وإن التداوي من قدر الله. طبعا هنا استشهد بأقوالي الخلاصة بأقوال كثيرة ومناقشات، وساق أدلة كثيرة، وكان يعني عندما يسوق الدليل يعترض على الدليل من جهة طريقة الاستنباط من الدليل. هو صاحب الدليل مثلا يقول بالوجوب أو يقول بالندر، يقول هذا النص لا يفيد أكثر من الإباحة، من أين جاء الوجوب والندر؟ يتتبع دلالات الألفاظ بشكل دقيق جدا. طبعا ذكر الفريق الثاني الذي قال أن ترك التداوي هو أوفى وأنسب للتوكل، وذكر أدلتهم. ما يهمنا هنا كعادته في الكتاب أن نشير إلى أنه بعد عرض رأي الفريقين وفق بين أدلتيهما المتعارضتين. كيف؟ باختصار، أدلة الفريق الأول كانت تقوم على الأسباب المضمونة، يعني بمعنى التي تؤدي عادة إلى الشفاء وقد ورد فيها نصوص. والتوكل في هذه الحالة عندما تكون الأسباب مضمونة هو رخصة، فيجب أن تحمل صيغة الأمر بالتداوي المذكورة في تلك الأدلة على الإباحة لا على الوجوب ولا الندب، يعني خلف هنا إشارة لمخالفة الشافعية. فإذا هذه أسباب مضمونة، التوكل جعله رخصة. أما أدلة الفريق الثاني التي تحتوي على أسباب موهومة كالرقية والكي والتطير وكذا، حمل صيغ الأمر بالتوكل هنا في النصوص على الوجوب، وبالتالي يكون التداوي رخصة بالنسبة للقول الأول، وجمع بين القولين بهذه الطريقة. بعد ذلك انتقل إلى موضوع الطاعون، طبعا بدأ بتحرير المصطلح، تحدث عن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكل من الوباء والطاعون وأقوال العلماء وكذا، ثم قرر بشكل نهائي أن الطاعون هو أخص من الوباء، وأن الوباء هو المرض العام، وقد يكون بطاعون وقد لا يكون بطاعون، وأن كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، وهكذا يعني يفصل في تحرير المصطلح. ثم يتحدث عن تفسير الطاعون الذي ورد في الحديث فناء أمتي بالطعن والطاعون، وما ورد من أنه وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة بالطعن والطاعون. بعد ذلك عرض إلى مسلكين للتعامل مع الطاعون استقراء من أقوال الذين كتبوا في هذا الموضوع، فساق دلائل من رجح القرار في الأماكن الطاعونية، يعني لا يفر، بناء على حديث الحجر الصحي المشهور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
وطبعا بين وجه الاستدلال وان هذا النهي فلا تخرج منها ادنى مراتب النهي هو الكراهه. ثم ساق ادله من جوز طبعا وذكر ادله اخرى، انا ذكرت فقط حديث المشهور الذي هو الاصل في الموضوع. ثم ذكر المسلك الثاني ادله من جوز الخروج من الموضع الذي فيه الطاعون لقصد التداوي. كيف أجاب عن الحديث؟ طبعا إجابات متعددة، أهمها أن ما ذكر في الحديث مقيد بالفرار، لأنه قال أي لا تخرجوا فرارا منه. نعم، فلا يدل على الكراهة إذا كان بطريق غير الفرار. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فوصل إلى أن الخروج لمنع تأثير الهواء الفاسد، يعني هو يقصد هنا لمنع العدوى، بمنزلة الدواء، والتداوي فيه رخصة، وهذا لا يدل على الكراهة أبدا إلا إذا كان فرارا. سيأتي تفريقه بين الخروج والفرار. المهم أنه هنا قرر المسألة، نحن نهتم بالمنهج العلمي، الطريقة التي يفكر فيها، كيف بنى في البداية من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة. ذكر أن بيان الحق في المسألة يتوقف أولا على إثبات أن للأهوية الصحيحة مدخلا في حفظ الصحة، وللأهوية الفاسدة مدخلا في حدوث الأمراض. ماذا عندنا؟ عندنا أدلة نقلية، مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعذنا من وباء كذا، يأتي بالأدلة النقلية. وعندنا أدلة عقلية تعتمد على التجربة والمشاهدة ويسودها. بعد أن أثبت أن للأهوية فعلا صحيحة مدخلا في حفظ الصحة، جعل تحقيق المسألة على هذا التفصيل، يعني كأنه يتكلم بأشياء منطقية، يبني كل مرحلة على المرحلة التي قبلها. يقول إذن التحرز عن الهواء الفاسد إما لأجل كونه سببا عاديا مفضيا إلى حصول المرض، أو لأجل كونه مفضيا إلى المرض إلى الموت بواسطة المرض. لاحظوا الدقة في مناقشة الأشياء. هذا الهواء الفاسد هو سبب لماذا؟ هل هو سبب عادي يؤدي إلى حصول المرض، أو نحن سنقول هل هو سبب للموت يفضي إلى الموت بواسطة المرض؟ فناقش الحالتين بتفصيل عقلي شرعي منطقي دقيق جدا. المهم هو سيخلص إلى أن التحرز عن الأهوية الفاسدة هو لكونها من الأسباب العادية للمرض، وبالتالي ليس متوهما، وبالتالي يعني هو أمر مظنون. إذن النتيجة أن الحمية عن الهواء الفاسد مثل مباشرة الأدوية الطبية، وبالتالي يكون هذا مما يرخص فيه. ثم ينتهي للمرحلة الثالثة كتفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي فيها الطاعون، لا يكون بناء على ما قدمه، لا يكون محرما لذاته. هو يريد أن يصل إلى النتيجة، لكن قال محرما إما للإشفاق وإما للفرار الموجب لفساد الاعتقاد. للإشفاق لسببين، أحد السببين طبي، وهو أن الحركة ستؤثر على مرضه، وأن هذا الانتقال سيؤدي إلى العدوى. وثانيهما سبب شرعي، وهو أن في تجويز الخروج للأصحاء محذورين: الأول تضييع المرضى وترك الأموات بمضيعة، من سيعتني بهم؟ قال فلا يحضرهم من يقوم بأمرهم فيصلي عليهم وكذا. وثانيهما تأذي المحاويج المحتاجين للخدمة في البلاد بسبب خلوها من الأغنياء الذين هم في الأصل يعني سيكونون عونا للضعفاء الموجودين في البلاد، خاصة الذين أصيبوا في المرض. الأمر الثاني النهي، أن كون سبب النهي حفظ الاعتقاد،
لماذا؟ لأنه سيعتقد أنه نجا بفراره، يعني المتبادر من الفرار نسيان أن الله عز وجل هو الخالق للمرض وهو الفاعل، وهو وهذا فيه مشكلة تتعلق بالاعتقاد. إذن على ذلك بنى على أنه يجوز السبق، يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار من الطاعون إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وهكذا. أيد هذا الكلام طبعا بأقوال علماء، جاء بأقوال من الفتاوى مثل الفتاوى البزازية، وجاء بكلام أهل الحديث، بكلام الصوفية، جاء بكلام أبو سليمان الخطابي الغزالي وغير ذلك، وتعقب أقوالهم وحقق المسألة التي اختلفوا فيها. بعد أن استغرق ما تقدم من هذه الموضوعات نصف الرسالة، بدأ بالتدليل في 7 مطالب. المطالب 4 الأولى استوفى فيها الكلام حول توصيف هذا المرض الطاعون، ما هو سببه، مبدأ وقوعه، سببه عند الأطباء، سببه في الشرع، سرايته، وكيف جمع هذا من المسائل التي حققها سنأتي إليها. بينما تناولت المطالب الأخيرة هو تدبير الطاعون من بيان فضيلته وحكم الدعاء برفعه، طالما فيه شهادة، طالما فيه فضل كذا، هل يجوز الدعاء أو لا يجوز الدعاء، كيف اختلف العلماء، كيف وفق بين كلامهم، ثم علاجه الجسماني والروحاني، وفصل ذلك بما ورد من المأثورات من الأدعية والأذكار. في الحقيقة هنا في هذا القسم أنا سأكتفي بالإشارة إلى المواضع التي حقق فيها الأقوال ببراعة وحنكة، ويعني يسر كثير من المعضلات التي يمكن أن يقف الإنسان عندها. من ذلك مثلا توصية النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسباب الموهومة مثل الحجامة والرقية وما إلى ذلك، هذا يشكل إشكالا في اضطراد الحكم الذي خلص إليه من أنه الموهوم لا يجوز الاستشفاء به. إذا كيف أوفق بأن الأسباب الموهومة لا يستشفى بها وبين ويكره ذلك، وبين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل الحجامة والرقية، هل هذا يخرج عن هذا؟ كيف سنوفق؟ الإشكال آخر، الطاعون شهادة ورحمة، طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الطاعون المدينة؟ المدينة هي أحق بكل خير، ما هو التوفيق بين أنه شهادة ورحمة ولا يدخل المدينة؟ أيضا توفيق بين قوله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، والنهي عن إلقاء النفس بالتهلكة، كيف؟ مناسبة تسليط الطاعون بسبب هو فشو الزنا خاصة، وهذا ورد في الحديث، وشيوع الفاحشة وكذا، ويسلط عليهم الطاعون، لماذا؟ ما الحكمة؟ ما المناسبة؟ ما الربط؟ التوفيق بين السبب الروحاني لحدوث الطاعون والتسبب الجسماني الحادث من امتزاج الأسباب السماوية بالأسباب الأرضية، هذه من أدق المسائل التي تناولها في الرسالة، والتي يعني لمح للانتقاد ابن حجر لأنه لم يصل إلى هذا التوفيق. هناك نصوص، أنت تأخذ النصوص وتنسى كلام الأطباء، نعم هناك، هذا لا يمنع أن السبب الأصلي يكون من الوصول مما ورد به النص في الشرع، والتسبب يقارن ويوافق التسبب، يعني من جهة العدوى يقارن ويوافق ما ورد في النص، فكان هذا بحثا دقيقا جدا. أيضا توفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، ثم يقول ورد عنه أنه أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله توكلا على الله، كيف؟ طبعا هذا نماذج للأشياء التي ناقشها ببراعة ووفق بين الأقوال. الخلاصة هذه الرسالة يعني تعتبر رسالة مهمة، بينا في
قضية الفرار من البلد الذي فيه الطاعون وفرق بين الفرار والخروج وكيف أن الرخصة في الخروج مشروطة بشرائط منها حفظ الأمر الاعتقادي بأنه لا يرفع ولا يضر إلا الله عدم تضييع المرضى والتوفية بحقوق الموتى وعدم خلول البلاد مما يقوم بحاجات العباد ففي الحقيقة هذا هو غاية ما نرمي إليه نحن اليوم مما نسميه بطب المجتمع عالج هذا الموضوع هذه القضية الطبية معالجة طبية شرعية اجتماعية لم نرى فيما كتب في التراث الطبي حول هذه المسألة استيفاء لجميع المتعلقات بهذه المسألة بهذه الطريقة كتاب ابن حجر معروف سيوطي معروف من قبلهم أيضا ابن طولون وابن القيم حتى ابن القيم له شيء خاص حول الطاعون ما عدا كتابه المشهور في الطب النبوي وهكذا لم يستوفي أحد الموضوعات المتصلة بأحكام الوباء والتداوي وأحكام الطاعون خاصة التعلقات الاجتماعية للمرض نظرة الإسلام بشكل عام إلى الوباء والحكمة ليس فقط الأحكام والحكمة من وقوعه وهكذا كل ذلك في كتاب هو أصلا ينتمي إلى علم الطب يعني ينتمي إلى الطب كتاب فيه بيان أسباب الطاعون بيان سراية الطاعون بيان علاج الطاعون أظن لم يتبقى وقت هناك يعني نص كنت أريد أن أقرأه من كلام طاش كوبري زادة مثال على التوفيق بين المسائل ولكن انتهى الوقت شكرا لكم بارك الله فيكم Yani en azından Risale-i tanıtıcı bu alanda birkaç özet tarzında birkaç şey söylemem gerekir hızlı sunumdan anladığım kadarıyla. Ve başlangıç itibariyle Taşköprüzade'nin sadece bibliyografi yahut alimlerin hayatını yazan bir eser olarak, bir alim olarak tanındığını ama farklı yönlerini keşfetmekten mutlu olduğunu söyledi. Tıp hakkında yazdığı Risale'de muhaddislerden, fıkıhtan, tıptan, farklı bütün mesleklerden naklettiğini söyledi. Bu bağlamda 11 kitaba atıf yaptı. Görüşleri mukayeseli incelediğini ve sonunda insafla cevap verdiğini yahut bütün bu nakilleri kuşatan bir alim olarak öne çıktığını söyledi. Felsefe ile tıbbı bir arada ele alan bir eser, makul ile menkulü bir arada toplayan iki temel meslek halinde kitabın örgütlendiğini, bir hatime ve bir tezilden oluştuğunu söyledi. Veba mekanından çıkış ve veba mekanına girişin hükümleri üzerinde durdu. Sonra Nüsa ile ilgili Kastamonu Nüsa'sını esas almak üzere İstanbul'dan iki başka Nüsa ile şey yaptığını söyledi, tahkik ettiğini söyledi Mahmut Hoca. Sonra vebanın ilacının İslami açıdan tevekkül, kesb, rızk bağlamında nereye tekabül ettiği üzerinde durulduğunu söyledi Risale'ye. Bu bağlamda tedavinin hükmüyle ilgili iki temel fırkanın yani tedavinin meşru olup olmaması üzerinden çeşitli hadisleri, ayetleri değerlendiren fırkaları iletti. Risale'nin bir başka bölümünde tavır ve veba arasında umum husus açısından yani kapsam açısından farklar olup olmadığına odaklanıldığını belirtti. İkinci ana bölümün vebanın sebebi, görünüşleri, semptomları, teşhisi, tedavisi kısmıyla ilgilendiğini söyledi. İlaç kısmında da hem manevi hem cismani tedaviyle ilgili kısımların bulunduğunu söyledi. Bir hüküm olarak da veba risalesi ile ilgili çok fazla risale yazılmış olmakla beraber vebanın yahut tavuğuna ilişkin meselenin
bütün meslekleri, hikemi, felsefi, tıbbi, muhaddislerin de dahil olduğu, ahkamın da, hikmetinin de dahil olduğu bütün meslekçe ortaya konulan görüşleri bir arada toplayan bir eser olmakla bu eserin temayüz ettiğini söyledi. Hocama teşekkür ediyorum ve iki yahut üç soru alabiliriz. Soru sormak isteyen varsa. Mehmet Hocam'a bir soru soracağım. Ya bu kadar masraf ettik ki Taşköprülüzade'nin şeyini, faziletlerini anlatmak için siz baya baya bir paradigmayı sarstınız. Vaziyeti kurtarmak için kendimce bir yorum, yani yorum değil de bir soru, belki de vaziyeti kurtaracak bir soru. Acaba Taşköprülüzade'nin bu fıkhi konulardaki tavrı istisnai olarak mı bu durumda yorumcu bir tavır oldu? Yoksa genel olarak bu fıkhi meselelere Osmanlı ilmi geleneğinin nakilci yaklaşımının dışında yorumcu bir yaklaşımı mı vardı? Yani kendi içerisinde bir tutarlılığı olup olmadığına baktınız mı? Hocam öncelikle şunu söyleyeyim, güzel bir soru. Bu vaziyeti değiştirme anlamında tarihçi olunca böyle olunuyor hocam. Tarihçilerin yaklaşımıyla ilahiyatçıların, yani öyle söyleyeyim, Türkiye'de genelde ilahiyatçı yaklaşımıyla tarihçi yaklaşım arasında bir fark var. Daha derinlemesine girmeyip sorunuza geleyim. Güzel bir soru. Evvelden beri bazı tarihçiler şunu söylerler. Osmanlılar merkezi iktidar ilmiye teşkilatını, tarikini, affedersiniz, yani İstanbul Kadılı, Anadolu Rumeli Kazaskerliği ve Şeyhülislamlık makamlarına alim tercih ederken genellikle devletin istediği istikamette davranabilen tipte alimleri tercih eder derler. Genel bir yaklaşımdır. Mesela Birgivi Mehmet Efendi ile Ebu Suud Efendi arasındaki tartışma buna bir örnek teşkil etmez ama yaklaşım olarak Ebu Suud Efendi'nin maslahatı ön plana çıkaran yaklaşımıyla başka tarafın daha sert, daha tutarlı, kitabi yaklaşımları arasında farklılıklar vardır. Ben aslında bu yorumculuğu, devletin bir istikrarlı tarafı var, alimlerin de bir istikrarlı tarafı var. Doktora da Çivizade'yi çalıştım ben. Para vakfı tartışması, mesler üzerine mes tartışması filan. Bunları görünce orada aklıma geldi zaten. Çivizade, rivayet varsa hani ne yöndeyse öyle doğrudur. Yoksa yoktur, yanlıştır diyor. Ama karşısındaki grup Ebu Suud Efendi, Fenalizade Muhyiddin Efendi, pek çok alim oradaki rivayeti eğer durum hassassa bir şekilde tevil ediyorlar. İstenen şekilde tevil ediyorlar. Bu bazen yani şer'i sınırlar içerisinde kalabiliyor. Bazen bunu açtığı da oluyor. Yani yakın zamanda bir kitap çıktı. Bu herhalde Cüneyt Kaya hocanındı. Siyaset ve Fıkıh diye. Orada bazı bu konuya ilişkin bir takım şeyler var. Ayrıca Bedri Gencer'in bir kitabı var, İslam ve Modernleşme. Orada şeyden bahsediyor, meşrulaştırma, hem şer'ileştirme hem de o şer'i olmayan şeyi de yasallaştırma filan işlevi görür tarzında. Dolayısıyla yani ulema arasında bir tevhide yönelen, pek çok şeyi maslahat ön plana çıkaran, örfü dikkate alan, fazlasıyla genişleten bir yaklaşım var. Bir de sayıları az. Çivizade bunun bir örneği. Bir gibi bunu gösterebiliriz. Yani bu tarz alimler de var. Bunlar katı nakilciler. Diğerleri yorumcu. Taşköprülüzade onlardan biri. Genel anlamda yorumcu. Sadece kanaatimce, sadece bu dava, bu vaka nedeniyle değil. Ama bu vaka pratik bir karşılığı, reel bir karşılığı olduğu için o yorumculuğu daha bariz bir şekilde ortaya çıkarıyor kanaatimce. Bilmem açıklayıcı oldu mu? Gayet açıklayıcı oldu. Yani vaziyeti biraz kurtarıyor bu. Vaziyeti kurtarıyor. Bir de biraz önce de tam tersi bir şey söylendi malum. Yani hilafetin Kureyşiliği mevzusuyla alakalı. O dönem için ne kadar hassas bir konudur. Elbette Abdülhamit dönemi için çok çok daha hassas. Bu hilafet-i Kureyşiliği meselesi ama yine de yani işte Kanuni'nin babası kutsal emanetleri almış gelmiş
muhtemelen taze bir mevzudur. Hı. Böyle bir ortamda hilafetin Kureyşiliğinden yana net bir tavır alması bir yani resmi bir görevi olan ama beni şaşırtmıştı bunu öğrenmek. Onunla birlikte değerlendirildiğinde biraz daha vaziyet şey oluyor. Hocam olsa da bir şey söyleyeyim. Aslında söz almak istedim ama vazgeçtim sonradan. Şimdi ilahiyatçı yaklaşımıyla tarihçi yaklaşımı burada da kendisini gösteriyor. Yani o hilafetin Kureyşliliği ile ilgili yaklaşım bence geleneksel önceki alimlerin görüşlerinin aynen tekrar edilmesi gibi geliyor bana. Çünkü bir gibi Mehmet Efendi devletle en fazla, devletin bir takım politikalarına en fazla itiraz eden kişidir. Onda da var. O da aynı şeyi söylüyor. Hilafetin Kureyşliliği görüşünü Tarikat-ı Muhammediye'de söylüyor. Ama bir takım şeyleri de eleştiriyor. Devletin düzenle sistemine ilişkin ulemanın bir sorgulaması yok. Olması da pek mümkün değil o yapı içerisinde. Ama öbür taraftan hocam işaret etti Lütfi Paşa'nın Halasül Eyyime fi Marifetil Eyyime, Halasül Ümme fi Marifetil Eyyime Risalesinde ısrarlı bir şekilde Kureyş'ten olmadığı, Osmanlı Sultanların halife olduğunu savunuyor. Bu siyaseten bir savunu, dönemin koşullarını dikkate alan bir şey. Ama Taşköprüzade doğrudan o mevzuyu öyle bir bağlamda el almıyor. Teorik çerçevede eskiden olan bilgileri bence naklediyor. Yani doğal siyasette bir bağlantısı yok gibi. Bağlantısı olsa biraz farklılaşabilir kanaatimce. Soru yoksa ki yok. Burada bitiriyoruz. Bir sonraki sabırla iki gün ben ısrarla bitiriyorum. Sabırla dinlediğiniz için iki gün boyunca, üç gün boyunca takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Buçukta kapanış oturumunda tekrar bir arada olmak üzere iyi akşamlar diliyorum. 15 dakikalık yarın.